Selam gençler Kimya Adası nasılsınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler, canlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Evet 43 günlük soru dev kampımızdayız şimdi de. Evet soru ödev kampımızın amacı neydi hatırlayalım. Tabii ki önce konuyu anlatıyoruz kuantum kampında. Sonra orada konu anlatırken sizlere ödev veriyoruz. Soru bankamız vardı bir tane. Buradan sizlere ödevler veriyoruz ve şimdi bu ödevleri çözme zamanı geldi. Tabii ki siz bunları yaptınız değil mi Onur? Evet Meryem. Hakkı yaptık değil mi ya bunları? Evet işin hakkını vermemiz lazım tabii ki. Şimdi yapamadığımız soruları da burada ben size çözeceğim tabii ki. Yani tabii ki tüm soruları çözüyorum da sizler yapamadıklarınızı izlersiniz diye böyle bir kamp oluşturduk ve böylelikle ne yapıyoruz? İşte AYT kampımızı böyle konu anlatımının ardından hemen soru bankasıyla böyle iyice anlayabilmeniz için böyle bir sentez haline getirmiş oluyoruz. E test kaçta kalmıştık? Test 34'te kalmıştık. O zaman sayfa 72 ve 73'ü açalım ve test 34'ü beraber çözelim. Haydi bakalım hepinize iyi dersler diliyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet diyor ki çarpışma teorisine göre bir çarpışmanın Tepkime ile sonuçlanabilmesi için. Tabii ki şimdi bakın bir kap vardı. Bu kaptaki moleküllerin hepsi tabii ki çarpışırsa mesela tepkimi oluşturmayabilirdi değil mi? Burada tepkimi oluşturan çarpışmaya biz ne diyorduk? Etkin çarpışma olması lazım. Evet. Etkin çarpışma dediğimiz bir olay olması gerekiyordu ki bu da şöyleydi. Moleküller e, zıt yönlü ve aynı doğrultuda tam böyle kafa kafaya çarpışması gerekiyor demiştik. Ve o yüzden ve bunların tabii ki yeterli enerjiye sahip olması lazım ve bir de böyle e, ürün oluşmadan önce aktifleşmiş kompleks diye arada bir şey vardı. Onun da oluşması gerekiyordu. Şimdi buna göre hangisi gereklidir diye sormuş. Bakalım. Reaktiflerin uygun geometrik biçiminde ve aynı düzlemde çarpışması. Evet kesinlikle bu gerekiyor. Reaktiflerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması. Evet bu da yeter gerekli. Ve burada bakın hani üründen önce bir tane madde vardı ürün. Enerjisi çok yüksek. Böyle e, arkadaşlar enerjisi çok yüksek olan maddeler kararsız maddelerdir. Kararsız bir madde oluşuyordu. Eğer bu oluşmazsa ürün oluşturma şansımız yok. Yani şöyle mesela diyelim X2 ile Y2 tepkimeye girerken aslında hani burada hani 2XY maddesi oluşuyor ama 2XY maddesinden önce şöyle bir şey oluyor. Şimdi X2Y ile oluşabilmesi için X2Y'nin X ile X'in burada ayrılması gerekir. Y ile Y'nin de ayrılması gerekir ama X ile Y'nin de burada birleşmesi gerekir. Ya yani öyle bir şey oluyor ki ne X'ler tam ayrılabiliyor ne Y'ler ayrılabiliyor ne de X ve Y tam birleşebilmiş. İşte biz bu maddeye aktifleşmiş kompleks adını veriyorduk ki Evet bu da olmazsa zaten tepkime olmazdı. Cevap da bu duruma ne olur dersek evet E şıkkı 1 2 3 hepsi de gerekli arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda bizim elimizde bir tepkime var görüyorsunuz ki. Diazot monoksitle oksijen yanmış tabii ki. Oksijenle yakmışız bu maddeyi ve N2O5 maddesi oluşmuş. Şimdi bu tepkime ile ilgili diyor ki acaba hangileri doğrudur? Şimdi bakalım burada maddelerin tabii ki bir harcanma hızları vardır bir de oluşma hızları vardır. Eğer maddeler girenlerde ise ki burada N2O ve O2 girenlerde bunların ne olur? Bir harcanma hızları olur. Ve bakalım N2O5 ürünlerde e, bu maddenin de tabii ki ne olur? Bir oluşma hızı olur. Tabii ki bu neye bağlı derseniz bak tepkimeyi bir daha buraya yazayım. Daha böyle üzerinde çalışırız diye düşünüyorum. Şimdi öndeki K sayılar çok çok önemli o maddeler kas sayılara göre molde oluşurlar ya da azalırlar diyelim. Şimdi bak kas sayısı 1 ya. O zaman mesela buradan 1 mol azaldığında 2 kas sayılı oksijenden aynı sürede 2 mollük bir azalma değişimi olur ve 1 kas sayılık N2O5'ten de kas sayısı 1 olduğu için de 1 mollük bir değişim olur. Tabi bu 1 olmak zorunda değil. Atıyorum bak mesela bu orandır zaten. Atıyorum buradan sıra noktada 1 mol azalırsa 2 mollükten yani 2 kas sayılıdan bu durumda 0.2 mol azalır. E 1 kas sayılı da bu durumda 0.1 mollük oluşur diyebiliriz. İşte bu bir kuraldır. E şimdi baktığımız zaman e zaten hani bizim olayımız ne? Şunu demiştik. R yani hız dediğimiz şey delta c bölü delta t demiştik. Yani birim zamanda zaman farkındaki buradaki derişimdeki değişim miktarı. Hani normalde şey var ya hani yol eşittir hız çarpı zaman diyorduk ya mesela. Veya işte burada hızı ifade edersek ne olur? Yo hız ne olur? Yol bölü zaman. İşte bizim buradaki yolumuz aslında yol değil de derişim yani. Yolumuz yol değil arkadaşlar. Bizim buradaki yolumuz derişim oluyor gibi. Şimdi bu durumda arkadaşlar bakın kas sayısı 1 ya bu N2O'nun. Ee, o zaman şöyle bir şey deriz. N2O'nun e, harcanma hızının tabii ki 2 katı eşit olması lazım. Oksijen gazının harcanma hızının kendisine o da eşittir tabii ki. N2O5'in harcanma hızının iki katına. Neden? Çünkü bakın kas sayısı 1 olandan 1 mol değişirse kas sayısı 2 olandan da 2 mol değişir. Mantık bu yani tamam mı? Şimdi buna göre acaba hangisi doğrudur demiş bakalım. N2O gazının oluş ortalama harcanma hızı N2O5 gazının ortalama oluşma hızına eşittir. Evet tabii ki doğru bakın. Tabii burada girenler olunca biz buna harcanma hızı diyoruz. Bakın şuraya bir ekleyelim harcanmaları. Buraya da oluşma hızı diyoruz. Evet bakın iki kas sayıları birbirine eşit görüyor musunuz? O zaman demek ki burada birbirlerine eşit gelmiş oluyor. O yüzden bu ifade doğru gelir. Peki O2 gazının ortalama harcanma hızı N2O gazının ortalama harcanma hızının iki katıdır ki zaten bunu da görebiliyorsunuz. Evet değil mi? Hatırlarsınız görüyorsunuz diye düşünüyorum. Peki N2O5 gazının ortalama oluşma hızı da O2 gazının ortalama harcanma yarısıdır demiş. Bakalım bak N2O5 ile O2 evet O2 N2O5'in iki katıysa N2O5 de bunun yarısı olmak zorunda ki bu da doğru gelir. E cevap da bu durumda 1-2-3 yani E seçeneği geldi. Geldim 3'e. Şimdi demiş ki bir kimyasal tepkimenin hızı tepkimeye girenler veya ürünlerin Değişimlerindeki birim zamandaki değişimleri ifade eder. Yani bizim buradaki hız dediğimiz şey ne aslında? Delta m bölü delta t'yi ifade ediyor. Peki buna göre bize burada bir kimyasal denklem vermiş. Acaba buradaki hız eşitliğimiz nasıldır diye sormuş. Şimdi buradaki kas çok önemli değil mi? Şimdi kas sayısı 4 ya. Yani şöyle ki ama bak girenlerdekilerin harcanma hızları o zaman onlar eksiyle gitmesi lazım. Yani harcanırsa eksi olması lazım moleneki değişim. O zaman mesela bak burada NO'dan 4 mol'lük bir azalma varken aynı sürede 6 katsayılı sudan 6 mol'lük bir azalma olur. Aynı sürede amonyaktan 4 katsayısı olduğuna göre 4 mol'lük amonyak oluşur ve katsayısı 5 olan oksiyenden de 5 mol'lük oksijen gazı oluşur. Deriz böyle bir ifade buraya yazılabilir. Çok güzel. Peki hala yani şimdi bunu öyle yazdıktan sonra ben buradaki tepkime hızını yazarken aslında tepkime hızını bir kas maddeye göre yazabiliriz ama fark etmez diğerlerine göre de yazabiliriz. Çünkü bakın hani bir kas sayıdan bir mollük bir değişim olur. O zaman 4 kas sayıdan 4 mollük bir değişim varsa onu demek ki kas sayısına böleceğiz. O zaman şöyle bir şey yapalım ama girenlerdeki kas sayılarının önüne eksi koymamız lazım. O zaman tepkime hızı çünkü girenlerde önce girenlerde azalma miktarı oluyor. O yüzden arkadaşlar harcanma hızı olarak karşımıza gelir. NO gazı var eksi diyelim. Eksi delta NO'nun derişimindeki değişim bölü 4t diyeceğiz. Eşit olması lazım. Gene eksi diyeceğim. Bu sefer tabii ki önde H2O'na H2 göre H2O'nun e, değişimi, derişimindeki değişim bölü e tabii ki ne olacak? 6t olacaktır. Bu da eşittir tabii ne olacaktır diye bakarsak amonyak. Amonyaktaki ürün olduğunu anlayabiliyoruz. Buna tabii ki artı koyacağız arkadaşlar. Artı delta amonyaktaki e, derişimdeki değişim bölü 4t olacaktır. O da eşittir artı diyeceğiz. Tabii ki ne olacağız? Delta oksijen gazındaki derişimdeki değişim bölü ne olacaktır gençler? 5 tane t olacaktır. İşte tepkime bu. Bu şekilde biz bunu yazabiliriz. Yani bunlardan birisi bizi ifade eder. Bakalım şimdi amonyak demiş eksi koymuş. Halbuki artı koyması lazım. O yüzden bak şöyle olsa kabul ederdik ama olmaz. Bu gitti. Peki H2O artı koymuş. Eksi koyması lazımdı girenler de için. O yüzden bu ifade yalnız. O2 bakın e, ürünlerde artı olması doğru ama 5'e bölmesi lazımdı. O yüzden bu da yanlış oluyor. NO'ya bakalım arkadaşlar. Evet tam da istediğimiz şey bu aslında. H2O'yu da buradaki 6'yı ne yapması lazımdı? Bölmesi lazımdı. Yani 6'yı şurada olması lazımdı. O yüzden bu da hatalıdır. Cevap da bu durumda ne oluyor? D seçeneği geliyor deriz. Geldim 4'e. Şimdi 4. soruda da yine bana bir tepkime vermiş görüyorsunuz ki bana buna göre hangidir doğrudur diye sormuş. Şimdi ben burada amonyak gazın oluşma hızını yazarsam nasıl yazarım tabii ki? Hız dediğimiz şey nedir? O maddenin derişimindeki değişim bölü zamandaki değişim ifadesidir. Peki o zaman amonyağın e, tabii ki derişimdeki değişim bölü delta t ifadesi doğru gelir ki oluşma hızı zaten görüyorsunuz ki bu şekilde bunu ben doğru kabul ederim. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Peki mesela burada hızlar arasındaki ilişkiye bakarsak tabi buradaki hızlar arasındaki eşitlik e, yani birbirine eşit değil. Neden eşit değil? Çünkü kas sayıları farklı. Bak kas sayısı 1 olandan biz burada 1 mol'lük bir değişim yaşıyorsak. 1 mol'de bir azalma varsa azot gazından. 3 kas sayıdan 3 mol'lük bir azalma olur. Amonyak gazından da 2 kas sayısı olduğu için otomatikmen 2 mol'lük bir oluşma olması lazım. Yani sonuç olarak bunu hızları birbirine eşit değil ama biz bunları aynı bağıntıda yazabiliriz. Yani şöyle yazabiliriz aslında bakarsanız. Mesela bakın H2 gazının hızı nedir derseniz e, öncelikle şunu yazayım isterseniz. N2 gazının hızını yazayım. N2 gazının e, bu girenlerde olduğu için eksi yazmamız lazım. Eksi delta e, A, azot gazının hızı bölü delta t. Bakın bu azot gazının de, e, hızı. Bunu böyle yazabilirsiniz. Peki zaten bakın amonyak gazının hızı zaten burada var, verilmiş görüyorsunuz. Bir de hidrojeni yazayım ben buraya. Hidrojen de şudur. Hidrojen gazının hızı nedir diyeceğiz? O da eksi olacak tabii ki. Eksi delta hidrojen gazının değişimdeki hız bölü delta t. Peki bunlar birbirine eşit mi değil? Eşitlemek istersem şöyle bir şey yapacağım tabii ki. Kas sayıları birbirine böleceğim. Ki bu da zaten tepkime hızına eşit oluyor zaten aslında bakarsanız. Peki yani ne, niçin öyle oluyor? Çünkü bakın azot gazından 1 molik bir azalma varken hidrojen gazında 3 molik bir azalma var. Nasıl eşit olabilirsin? O zaman ben bunları tepkime hızı bağıntısına yazarken şöyle yap, yazmam lazım aslında. Arkadaşlar olay şu olur. Nasıl olacak? Şöyle yazacağız. Eksi delta N2 bölü e, delta T diyorum. Eşit olması lazım. Eksi delta h2 bölü e, tabii ki burada 3'e bölmem lazım. Çünkü 3 kas sayısı var ya h2'nin. 3 mol'lük bir değişim var çünkü onda birim zamanda. O zaman bu da neye eşittir? artı delta amonyaktaki değişim bölü 2 tane delta T şeklinde ben bunu yazabilirim. Bak olay bu. Tamam mı? Bunu böyle yazdık. Peki ne olur bu şekilde yazdığımız zaman? Aslında bakın şurası N2'nin harcanma hızı olmuş oluyor. Şurası ne olmuş oluyor? Burası aslında arkadaşlar görüyor musunuz? N2'nin harcanma hızı eşittir olacak H2'nin harcanma hızının üçte 1'ine O da eşittir amonyağın oluşum yarısına. Evet. Peki ben bunları aynı bağıntıda yani böyle paydalardan kurtarmak istersem 6 ile çarparsam ne olur bu durumda? 6 tane N2'nin harcanma hızı eşit olması lazım. 2 tane N2'nin e, e, pardon bu H2 olacak. Yanlış olmuş. Bu H2 olacak. Özür dilerim. 2 e, tane H2'nin harcanma hızına o da eşittir. 3 tane amonyan oluşum hızına. İşte bak bunu böyle yakaladık. Peki bakalım öyle mi vermiş? Hayır. Başka bir şey vermiş bakın. Yani olmaz. Buna göre N2'nin hızı daha fazla. Halbuki N2'nin hızı en küçük. Olmaz. Peki H2'nin ortalama harcanma hızı nedir derseniz bakın. H2'nin ortalama harcanma hızı budur. Tamam mı? Yani kendisine bağlı bir şey. Onun zamandaki değişim bölü delta t. Ama şu ne? Bu hız ifadesinin anlamı. Yani o birbirine göre hızındaki bölümdür. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Cevap da bu duruma ne gelir? Yalnız bir yani a seçeneği gelir deriz. Geldim 5'e. 5. soruya baktığımız zaman elimde bir tane yanma bağıntısı var. Yanma denklemi var görüyorsunuz ki. Hatta denklemi bir daha buraya ben yazayım daha iyi olur. Evet etilen maddesini yakınca tabii ki organik madde olduğu için ne çıkıyor? Karbondioksit ve su açığa çıkmış. Bak görüyor musunuz? Pekala yani şimdi demiş ki bize soruda yukarıdaki tepkimeye göre 1 dakika sonra oluşan karbondioksit gazı normal koşullar altında 44,8 litre. Evet bak bu bir gaz ve hacmini vermiş. O zaman hemen bak bize sorduğu şey ne? Oksijen gazının harcanma hızı kaç mol bölü saniyedir? Oksijen gazını soruyor. Şimdi biz burada karbondioksitten oksijen gazına geçeceğiz tabii ki. En eşittir V bölü 22,4'ten hemen karbondioksitin molünü bulalım. Yani 4.48'i 22,4'e bölersem buradan ne olur? 0.2 mol'lük karbondioksit gazı çıkacak. Bak görüyor musunuz? kas sayısı 2. Şimdi bize ne soruyor? Oksijen gazını soruyor. 2 gaz 0.2 mol oluştuğu anda 3 gaz ne kadar azalması gerekirdi? Tabii ki 0.3 mol'lük bir değişim azalma olması gerekirdi. Evet. Şimdi bak hızı soruyor bize. Hız dediğimiz şey nedir aslında? Hız dediğimiz şey delta C bölü delta T. Yani birim zamandaki derişimdeki değişim bölü değişim zamandaki değişim. Peki ben burada oksijeni istiyorsam evet. Peki bak birimi vermiş? Bak diyor ki birimden gidin isterseniz. Birim mol bölü saniye olsun. Bak çok güzel. Üst taraf mol olsun aşağısı mol saniye olsun. E 0.3 mol'lük bir değişim var. Ne kadar sürede bir değişim bu? 0.3 mol'lük bir değişim ne kadar sürede? 1 dakika. 1 dakika zaten 60 saniye değil mi? İşte olay bu. 0.3'ü 60'a böleceksiniz. Buradan da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz aslında. Hani 300 çarpı 10 üzeri eksi 3 değil midir? 0.03 0.3 bölü 60'a böldünüz. zaman bak burada kalır 5 ne kalır o zaman burada? 0.005 birimi de mol bölü saniye. Evet cevap da bu durumda geliyor? A seçeneği geliyor. Geldik 6'ya. Şimdi 6. soruda bize 3 tane kimyasal denklem vermiş. Buna göre diyor ki yukarıdakilerden hangilerinin hızı Sabit sıcak ve basınçta hacim değişimine göre ölçülebilir. Bak şimdi paran varsa ne rahatı yazmanızı istiyorum. Bak tamam mı? Ne demiş? Sabit sıcaklık yani T değişmeyecekmiş. Tamam. Peki ne demiş? Basınçta ve sabit basınçta P de değişmiyormuş. Peki R zaten sabit sayı. Bak hacimle mol ilişkisi var mı? E, bu durumda bakın gaz mol sayısındaki miktar artarsa mol artarsa otomatikmen hacim artar veya mol sayısı azalırsa hacim azalır. Yani gaz fazındaki mol sayısındaki değişime bakacaksınız. Bakalım şimdi bakın birinci tepkimede 1 artı 1'den 2 mol'luk gazımız var. Bakın 1 artı 1. 1 mol HCl H2 1 mol klor. Ve 2 molde hidrojen klorür var. Yani 2 mol'luk bir değişim var. Hayır. O zaman burada mol değişmediğine göre hacim de değişemez. Peki diğerine bakalım. Bak burada 1 artı 1'den 2 mol'luk bir gaz var. Ürünlerde ise 1 mol'lük gaz var. Yani 2 mol'den 1 mol'e azaldığına göre evet hacim azalır. Çünkü mol azaldığına göre bunu hacim değişimi ya da hacimdeki azalmaya göre ifade edebilirim. Peki üçüncüye bakalım. Üçüncü ortamda hiç gaz yok ki. Olmaz değişmez. Hani ürünlerin girenlerin molleri beni hiç ilgilendirmiyor bile. O yüzden bunu alamam. Cevap da bu durumda yalnız ki yani B olur. Geldik diğer sorumuza. Elimizde 8 gram kalsiyum metali ile yeterli miktarda HCl çözeltisinin bir tepkimesi var ki. Tepkimeyi bir daha ben buraya yazayım isterseniz. Kalsiyumla ben burada asit tepkimeye soktum ve kalsiyum külür ve hidrojen gazı tepkimeye böyle oluştu. Şimdi diyor ki reaksiyonda tamamen reaksiyona girmesi için 20 saniye sürmektedir diyor. Şimdi bakın. Daha ne sormuş? Hidrojen gazının normal koşullar altındaki hızı kaç litre bölü saniye? Bakın şimdi öncelikle kalsiyum molünü bulmaya çalışalım. Çünkü kalsiyumun 8 gramlık kalsiyum olduğunu söylemiş. Kalsiyum molü ne olur? Onun kütlesi bölü MA'sı. Bak şimdi nedir kütlesi? Zaten 8. MA'sı da 40'mış. 8 bölü 40'tan ne gelir? 0.2 mollük kalsiyum var mı? Evet doğru. Şimdi bak burada 0.2 mollük kalsiyumu tükettiğim zaman katsayısı 1 bir katsayıyla co 0.2 mol azalırsa gene bir katsayılı hidrojenden ne oluşur? 0.2 mol madde oluşur. Ama bak, bu maddenin katsayısı mol. Pekala. Şimdi ben ne istiyorum? Hidrojen gazının hızını istiyorum. Neydi olayımız arkadaşlar? Hatırlarsanız delta C bölü delta T. C dediğimiz şey derişim. Peki birimi ne olsun? Bak litre bölü saniye olsun. ya bak ürünler litre olsun istiyoruz. Burası ise saniye olsun istiyoruz. Yani peki 0.2 mol ama bunun mol sayısı. Peki 1 mol hidrojen gazı olsaydı ne olurdu? 22,4 litre olmaz mıydı? Tabii ki. 0,2 mol olduğu zaman kaç litre olur? Tabii ki buradan 4,48 litre gelir. Yani buradaki bizim değişimimiz aslında 4,48 litre. Peki ne kadar zamanda olmuş diye bakıyorum. 20 saniyede olmuş. Evet. Yani 20 saniyede 4,48 litre aslında burada hidrojen gazı oluşuyor. O mantığı Peki burada bir saniyede ne kadar oluşuyor? Yani saniyedeki oluşma hızı, ortalama oluşma hızı. E 4.48'i ben burada 20'ye bölersem 0.224 litre bölü saniye. Yani saniye başına 0.224 litre hidrojen gazı oluşuyor demektir. Cevapta A gelir. Geldik diğer sorumuza. Şimdi diyor ki sabit sıcaklık ve sabit hacimli bir kapta gerçekleşen diyor. Burada bir tepkime vermiş bize. Acaba diyor bu tepkimenin hızı nasıl, hangi yöntemlerle ölçülebilir? Şimdi bakın pH değişimine göre ölçülebilir mi? Bakalım şimdi arkadaşlar bakın elimizde başlangıçta HNO3 var. Sudaki HNO3 ortama H artı yonu verir. Yani ortam başlangıçta Asidik. Girenler asidik. Peki bakıyorum ürünlerde hidrojen gazı açığa çıkmış. Yani ve buradaki tuz nötr bir tuz zaten. Yani asidik ortadan kalkmış. O yüzden bu tepkimede pH'in arkadaşlar değişimi var. Yani ilk başta pH 7'den küçükken ortam asidikken Sonunda pH artık ne olmuş? Oradaki asit bittiğine göre pH artık yine sıfıra dön yani sıfır diyorum pardon. pH bu durumda 7'ye dönmüştür. Yani ortam nötrleşmiş. Yani pH'te bir değişim var mı? Evet var. Asitlik değişiyor yani. O yüzden bu pH değişimine göre ölçülebilir. Basınç değişimine göre bakacaksak bakın şöyle ki paran varsa ne rahatı yazıyorsunuz. Tamam bakın çok önemli. Şimdi bakın hatta iki defa yazın bunu. P1V1 N1 R, T1 yazıyorum. R zaten sabit sayı. İkincisi de şu. P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2. Bölelim bakalım birbirlerine ne oluyor? R'ler zaten sabit sayı görüyorsunuz. Ve demiş ki sabit sıcaklıkta yani T1, T2 eşit. O zaman T1, T2'yi götürür. Ve sabit hacimli kapta V1, V2'yi götürür. O zaman bak formülüne kaldı. P1 bölü P2 eşittir. N1 bölü N2. Evet basıncın değişmesini istiyorsam aslında yani P1'den P2'ye bir değişim olsun istiyorsam molde yani gaz fazındaki molde bir değişiklik olsun istiyorum. Bakalım öyle var mı? Girenlerde 0 mol gaz var. Ürünlerde ise 1 molde olsa gaz var. Yani gaz mol sayısında bir artış olduğuna göre bir basınç oluşumu olduğu için basınç değişir. O yüzden bu da doğru gelir. Katı kütlesindeki değişim. Bak silelim isterseniz. Başlangıçta elimizde yine katı var. Görüyor musunuz? Magnezyumdan ötürü bir katı var. Peki son durumda katı yok. He, katıda bir miktar azalma olacak dolayısıyla. Katı kütlesinde bir değişim var. O yüzden bu tepkimenin hızı katı kütlesindeki değişime göre ölçülebilir. Cevap da bu durumda 1 2 3 yani E seçeneğimiz olur deriz. Geldim 9'a. Şimdi 9. soruya baktığımız zaman bize burada bir grafik vermiş. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğiydi. Nasıl yapıyorduk biz bunu hatırlar mısınız? Şimdi tepkimenin arkadaşlar öncelikle girenlerin potansiyel enerjisini görüyor musunuz? Girenler kimdir? A artı B yani 20. Hemen karşısında 20. Ürünün potansiyeli nedir? Ürün zaten C ve o da kaçmış? Eksi 30. Pekala. Delta H neydi? Delta H ürün eksi girendi değil mi? Ürün eksi girenden bunu bulabiliyorduk. Yani Eksi 30 eksi 20'den ne olur? Eksi 50 gelir. Evet. O yüzden şimdi bakalım. Ee, inceleyelim. O zaman mesela tepkimin entalpisi yani B şıkkına doğru verilmiş. Peki ileri aktivasyon enerjisi şurası EA'yı değil mi? EAI'miz bizim kaç? Aradaki fark kadar. 80'den 20'yi çıkartırsak 60 geliyor tabii ki görüyorsunuz ki. Tepkimin ileri aktivasyon enerjisi artı 60 ifadesi doğru geldi. Ürünlerin potansiyeli zaten eksi 30 demiştik. Bak burada görüyorsunuz bunu söylemiştik. Bu da doğru geldi. Aktifleşmiş kompleks enerjisi şurası dipe nokta bakın. O 80 olması lazım ama 60 vermiş. Gitti. Geri tepkimenin potansiyel enerjisi e AI'si pekala ne olur derseniz. O da aradaki fark kadar yani 80 eksi eksi 30 kadar. Yani burası da artı 110 kadar diyoruz. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap da D seçeneğimiz olur deriz. Bu arada bakın delta H pozitif veya negatif olabildiği gibi ama EAI veya EAG her zaman pozitiftir. Hiçbir zaman negatif olamaz. Bunu da burada belirtelim. Geldik 10. soruya. Şimdi 10. soruda bize bir kimyasal bir denklem vermiş. Ve bakın buradaki y gazının mol sayısının zamanla değişimini gösteriyor. Buna göre acaba diyor ki x2 y3 gazının ortalama oluşma hızını bize ama birim olarak mol bölü litre çarpı saniye üzeri eksi birden veriyor. Şimdi bak güzel bir soru. Öncelikle tepkimeyi bir daha ben buraya yazayım daha iyi anlarız. Evet şimdi 2 mol e, x2 ile 3 mol y2 tepkimeye girerek 2 mol x2. Y3 oluşuyormuş değil mi? Bunu gördük. Şimdi burada arkadaşlar elinde Y2'nin molüne kadar 2.4 mol değil mi? Bakın 50 saniye sonunda elinde Y2'den hiç yok. Yani Y2'den bak ne kadar gidiyor? 2.4 mol'lük bir değişim var. Peki katsayısı 3 olandan 2.4 mol'lük bir azalma varsa bize x2 Y3 lazım. Katsayısı 2 olandan ne kadar bir oluşum var? 3'e karşılık 2.4 ise 2'ye karşılık bu durumda 1.6 mol'lük bir değişim, bir oluşum olması gerekmez mi? Bakın bunu yazabiliriz değil mi? Peki zaten bana bunu soruyor. Şimdi bakın Rx2y3 deyince aslında tabii ki delta R2 yani X2 Y3'teki değişim bölü delta T demem lazım. Peki ama yalnız burada şey alın diyor bakın. Birim olarak şu, şu alın diyor. Mol bölü litre çarpı saniye. Bakın birime bakar mısınız? Mol çarpı litre üzeri eksi 1 demek. Yani bir şeyin eksi 1. kuvveti onun bölümde olması demektir. Peki bak ne kadarlık bir madde dönüşüyor? 1.6 mol'lük bir değişim var. Peki ne kadar bir hacimlik kapta? 2 litrelik bir kapta. Peki bu olay ne kadar sürüyor derseniz bu olay arkadaşlar bakarsak bu olay tam da 50 saniye sürmüş. Grafikten bunu okuyorum. Evet işte olay bu. Peki olayda 1.6 bölü 100 diyeceğiz tabii ki. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniye. Cevap da bu durumda B olur. Geldik 11'e. Şimdi 11'e soru da gene bize burada bir kimyasal denklem vermiş görüyorsunuz ki. Demiş ki 2 delik sabit hacimli bir kapta demiş. Tabi sıcaklıkta gerçekleşirken bu tepkime N2 gazının 2 dakikada molü 3 molden 1.8'e düşüyor. Buna göre H2'nin ortalama harcanma hızı ve amonyağın ortalama oluşma hızı nedir diye sormuş. Şimdi tepkimeyi bir daha ben buraya yazayım istersen. Şimdi bakın burada katsayılar çok önemlidir. Ee, N2'nin katsayısı 1, H2'nin katsayısı 3, amonyağın katsayısı 2. Şimdi 3 kelimem var benim burada aslında. Başlangıç, tepkime sonuç. N2'den kaç mol varmış? N2'den başlangıçta bakarsanız evet 3 mol varmış. 3 mol'den nereye düşüyormuşuz? 3 mol'den biz burada 1.8 mol'e düşüyormuşuz. Yani aradaki fark kadar yani burada aslında 1.2 mol'lik bir azalma olmaz mı? Peki bak kas sayısı 1 olandan 1.2 mol'lik bir azalma varsa 3 olandan ne kadar olur bu sürede? Tabii ki bunun 3.6 mol olduğunu anlayabiliyoruz. Peki amonyak gazına bakarsın o da kas sayısı 2 olduğu için bu durumda 2.4 mol'lik bir oluşum olduğunu anlarız. Peki ya bunu böyle yazdıktan sonra biz şimdi herhangi birini yazabiliriz isterseniz. Şimdi burada mesela H2'yi ya da N2'yi bulalım. N2'den diğerlerini de bulabilirim çünkü. Bak şimdi şöyle bir şey yok mu? Aslında H2'nin harcanma hızı eşit olması lazım aslında. 3 tane N2'nin harcanma hızına. Niçin öyle? Çünkü bakın kas sayısı 1 olandan 1.2 gider. Kas sayısı 3 olandan 3.6 gider. Yani o zaman N2'den ne kadar harcanır dersek H2'den harcandığımızın 3'te 1'i kadar değil mi? Mantık budur. Peki aynı mantıkla mesela şunu da söyleyebiliriz. Amonyağın arkadaşlar oluşma hızı da aynı şekilde ne olması lazım aslında? N2'nin harcanma hızının aslında 2 katı olması lazım. Burada molden de görebiliyorsun. Bakın 2.4 mol oluşurken 1.2 mol harcanıyor. Evet bunu da böyle yakalayabiliriz. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Mesela N2'nin harcanma hızını bulalım biz öncelikle. N2'nin harcanma hızı nedir derseniz tabii ki burada delta C bölü delta T diye yazalım. Delta C tabii ki derişimdeki değişim ama ne istiyoruz biz birim olarak? Bak şunu istiyoruz. Mol bölü litre çarpı saniye bakın mol bölü litre bölü saniye gibi bir şey istiyoruz yani değil mi? Şimdi o zaman biz kaç mol bulduk bakın bunu. Kaç mol bulduk? 1.2 mol'lük bir değişim var burada. Ne kadarmış kabın hacmi? 2 litreymiş. Bölü ne kadar zamanda bu? 2 dakikada. Yani aslında bu 120 saniyede öyle değil mi? 2 dakika demek 120 saniye demektir. İşte bakın buradan istediğimiz olur aslında. 0.6 bölü 120. 0.6 bölü 120 diyelim. Şimdi ben bu 0.6'yı şöyle yazamaz mıyım? Yani bunun yanına iki tane 0 yazmak demek aslında. 600 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazmak demektir. Bölü 120 dersen bak buradan 5 katı oluyor. O zaman ne gelir? 0.005 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çarpı saniye olmuş oldu. Bak ama bu kim? Yalnız bu N2'nin hızı. Biz ne istiyoruz? H2'nin ve tabii ki burada arkadaşlar e, ee, amonyağın istiyoruz. O zaman amonyak bunun iki katıdır. E, h de bunun üç katıdır dersek bak buradan ne olur? H2 aslında burada üç katı olunca 15 çarpı 10 üzeri eksi 3. E, amonyak da bu durumda 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Şıklara bakıyorum. E, buna benzer ki zaten aynı şey. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Cevap da bu durumda ne geliyor? C seçeneği geliyor. Geldik dersimizin son sorusuna. Arkadaşlar bize burada kimyasal bir bağıntı var, vermiş. Gene görüyorsunuz ki. Kabımızın hacmi 5 litreymiş. Ve burada sabit hacimli bir kapta. 2 molluk H2S ve 2 molluk oksijen arasında bir tepkime gerçekleşiyormuş. Ve tepkime 10 saniye sürüyormuş acaba S8'in ortlama oluşma hızı nedir diye soruyoruz. Şimdi tepkimeye bir kere yazalım arkadaşlar. Çünkü hani ikişer mol aldık diye kimden ne kadar bitecek onu görmemiz lazım. Ne kadar harcanacak ve ne kadar oluşacak. Yani hepsinin bitmesi gerekmiyor tabii ki arkadaşlar. Yani tam verim deyince biri bile bitse yeterli. Şimdi bakın başlangıç tepkime sonuç ne kadar mol aldık? İkisi de eşit molde değil mi? İkişer mol almışız. Hemen şöyle 2 mol 2 mol yazayım. 2 mol buradan aldık. 2 mol de buradan aldık tabii ki. Diğerlerinden daha henüz yok. Peki bak kas 8'den 8 olandan 2 mol giderse arkadaşlar bakın 8 kas sayıldan 2 mol giderse 4 kas bunun yarısı kadar yani 1 mol gitmesi lazım değil mi? O zaman burada 1 mol artar. Artan benim için önemli değil. Önemli olan değişim burada. O zaman 8 kas sayıdan ne kadar oluşur dersiniz? Gene 2 mol oluşur. Çünkü kas sayısı 8 olduğuna göre. 2 mollük H2O vardır burada. Ve 1 kas sayıdan ne kadar oluşur? Arkadaşlar 8 kas sayıdan 2 mol oluşuyorsa. Bak şimdi 4 kas sayıdan 1 mol gidiyorsa. 1 kas sayıdan da bu durumda 1 bölü 4 mollük bir değişim oluşma olması lazım değil mi? Yani son durumda elimizde 1 bölü 4 mol S8. 2 mol H2O var ve kapta artan madde de var. 1 mol'lük madde var diyebiliriz. Peki bize ne istiyoruz? S8'in oluşma hızını istiyoruz. Bakın birimine S8'in oluşma hızını bakarsanız delta C bölü delta T diye yazabiliriz tabii ki. Birim ne demiş? Mol bölü litre bölü dakika. Evet yani şöyle ki üst taraf şu olsun. Mol bölü litre olsun aşağısı da dakika olsun istiyoruz. Evet peki mol ne kadar mol? Tabii bakarsanız 1 bölü 4 mol. Pekala. Ne kadar litre kabın hacmi? Kabın hacmi 5 litre arkadaşlar. Bölü ne kadar dakika? Şimdi bakın 10 dakika. Görüyor musunuz? Evet. Yani şöyle bir şey oldu aslında. 1 bölü, 1 bölü 20 bölü 10. Yani aslında 1 bölü 200 oldu. Evet 1 bölü 200 de bunu ben 5 ile çarparsam 5 bölü 1000 olur. Yani 0.005 gelir. Cevap da bu durumda ne gelir? A seçeneği gelir deyip A'yı da işaretliyoruz. Yani burada birimler çok önemli. Tabii ki yaparken de işlem yaparken de biraz böyle yavaş yavaş yapın. Çünkü burada arkadaşlar işlem böyle hatası da yapabilirsiniz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dedik gençler dersimizde burada bitirmiş olduk. Tabi biz burada test 34'ü test İstanbul'u çözdük ama hemen size tabi ki test 35 ben diğer video yüklene kadar yani test İzmir size tabi ki ödevdir. Siz onları yapmaya gayret edin. Ben zaten 2 saat sonra onu da yüklemek istiyorum sizlere inşallah. Gençler kendinize iyi bakın hadi bakalım hedefimiz bu görüşmek üzere.